Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte kemikten ses iletme iddiasını taşıyan Aftershocks Titanium isimli kulaklığa yakından bakıyoruz. Kulaklığın en temel olayı şu aslında, kulağımıza hiçbir şey takılı değilken sanki kulaklık takılıymış gibi müzik dinletebilmek. Peki bunu nasıl yapıyor? Kemik iletimli hoparlör teknolojisini kullanıyor. Patentli olduğunu söyledikleri bu teknolojiyle birlikte bizim elmacık kemiklerimizin üzerinden ufak ufak titreşimler yolluyor cihaz. Ses kulak zarımızı direkt atlayarak iç kulağa doğru gidiyor. Biz de o sayede sesleri duyabiliyoruz. Bu da şu işe yarıyor: bir yandan müzik dinleyebiliyoruz, bir yandan da kulaklarımız açık olduğu için ortamdan kopmamış oluyoruz. Dışarıdan gelen ses de az buçuk da olsa duyabiliyoruz. Şimdi gelin biraz ofisteki arkadaşlarımıza bir denetelim. Onların ilk tepkisi ne olacak bir görelim. Daha sonra ben geriye döneceğim ve üründen bahsetmeye devam edeceğim. Koray, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Taktın mı? Taktım abi. Bakayım. Ver müziği. Keselim mi? Güzel. Güzel. Peki güzel mi? Bekleyemiyorum. Tamam, keselim müziği. Nedir abi deneyim? Güzel, beğendim. Sesi tatlı geliyor. Titreme var mı? Var. Kulak zarıma doğru. Rahatsız etmiyor. Hoşuma gitti aslında. Uzun sürede nasıl olur bilmiyorum ama. Uzun saatler olsa. Muhtemelen rahatsız eder ama ilk başta böyle kısa süreli çok tatlı. Nasıl şu an? Yakışıklı mıyım abi? Nasıl takacağım? Ona da fail olmayayım videoda. Onur, hoş geldin. Hoş zaten bulduk. Takarken anlarsın. Tak bakayım. Tamam. Aferin, öyle takacaksın. Aynen. La oğlum, nasıl takılıyor? Böyle mi? Evet. Oturttuğuna o zaten kendi yerini bulur. Şöyle. Rahat mısın? Yani rahat. Veriyoruz müziği. Ver. Hafif bir elektrik gelecek, korkma. Ver abi müziği. Nasıl, güzel mi? Yani bir kulaklık deneyimi gibi değil. Dışarıdan gelen sesleri duyuyorum. Sen konuşuyorsun, ben seni duyuyorum. Koray duyamadı. Bu ne oğlum? Tamam, müziği durduruyorum. Sanki doktor stetoskop bir şey vuruyor ya böyle. Aynı onun gibi bir titreme var. Öyle. Ne onun adı? Kestik mi? Kestik müziği aynı. Onun gibi bir titreme var. Rahatsız etti mi seni? Etti, uzun süre eder. Ses nasıldı? Kötü, beni tatmin etmedi ses. Tamam, teşekkür ederim. Ne demek? Nasıl takılıyor bu, böyle mi? Böyle mi o? Evet öyle. Önce bir masaya çıkar da. Bir dakika. Çıkar, göster. Özge hoş geldin biliyoruz ama biraz daha takacak. Hoş bulduk, tamam. Denedim sadece. Bir an koptu. Evet. Tak bakalım. Videonuza hoş geldin. Hoş bulduk. Sana. Hoş bulduk. Nasıl, saçlar rahatsız ediyor mu? Evet. Müziği açalım. İyi mi? Nasıl ortam? Hiç duymuyoruz. Güzel. Çok mu iyi? Yanlış yere mi takıyorlar acaba ya? Özge, beni duyuyor musun? Biraz duyuyorum. Beni duyuyor musun? Ne duyuyorsun mu deden? Evet. Çıkartıyorum. Titreşim rahatsız etti biraz. Yani ses kalitesi ne edersin? Ses kalitesi güzel, hoşuma gitti. Güzel, hoşuna gitti. Evet. Merhaba Çağdaş, hoş geldin videomuza. Merhaba, ben hoş geldim. Sen. Verelim müziği hocam. Gören de kırkıldır şey sandılar ha. Duyuyor mu beni şu an? Duymuyorum ama neyini tahmin edebiliyorum. Müzik güzel mi? Üç kuruşa ne? Müzik güzel mi? Ses deneyimi gerçekten çok kötü. Onu bir söyleyeyim öncelikle. Sound yok. Sound nasıl biliyor musun? Şunu çıkarayım da ben Lütfi, çünkü bugün komik gününde arkadaşlar da. Sound deneyimi çok kötü arkadaşlar. Sadece telefonla görüşmek için kullanılabilir. Bana soracak olursanız böyle iki tane küçük dandik hoparlörden müzik dinliyormuşsunuz gibi oluyor. Titreme hissi de bayağı rahatsız edici. Ofis arkadaşlarım dinledi ve yorumlarını da yaptılar. Şimdi biraz da ben kendi yorumlarımdan bahsetmek istiyorum ürünle ilgili. Kulaklığı kullandığım süre boyunca size bu videonun başında söylemiştim ya, titreşimle sesleri yolluyor diye. Bunu köküne kadar hissettim arkadaşlar. Böyle buralarınız titriyor zangır zangır ve bu bir süre sonra bana göre rahatsız edici bir hal alıyor. Firmanın söylediğine göre de bu kemik iletim meselesi tamamen doğal, zararsız bir yöntemmiş. Ayrıca işitme kaybı yaşayan insanlarda da o işitme kaybının türüne göre bu üründen yararlanabilme ihtimali de varmış. Şundan da bahsetmek lazım, dışarıya ses geliyor meselesi. Mesela şu an bizim stüdyodaki gibi aşırı sessiz bir ortamdaysanız yanınızdaki, sağınızdaki, solunuzdaki sizin ne dinlediğinizi çok rahat bir şekilde anlayabilir. Ancak hani otobüstesinizdir, metrodasınızdır, sağda solda böyle bir yerdesinizdir arkadaşlar. O zaman etrafınızdakiler sesi birazcık daha az duyacaktır. Ama tabii ki de siz dışarıdan gelen seslerini de bir yandan duyduğunuz için siz de müziğin sesini doğal olarak daha az duymuş oluyorsunuz. Telefon görüşmesi de yapabiliyorsunuz. Üzerinde bir mikrofon var. Yine kalabalık bir ortamdaysanız karşı taraf sizin sesinizi az duyuyor arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Ama siz karşı tarafın sesini net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Onda sorun yok. Karşı tarafta sizi bazen böyle kesik kesik duyuyor. İşte sesiniz biraz boğuk gidiyor gibi şeyler oluyor. Bunu da belirtelim. Yani telefonla konuşma konusunda da 10 üzerinden 10 bir performans olduğunu söyleyemem. Titanyum ter, toz ve nem gibi
gibi şeylere karşı dayanıklı. Yani spor yaparken işte tozlu ortamlarda falan dinleyebiliyorsunuz. Belirli bir IP sertifikası var. Bunun yanında içinde tabii ki de bir batarya var. Sonuçta Bluetooth'la bağlanıyor bu alet arkadaşlar. Bu bataryayla birlikte yaklaşık 6 saat boyunca müzik dinleyebiliyorsunuz. Bataryayı da tam olarak 2 saatte şarj ediyor. Nereden şarj ediyoruz dersek zaten hemen alt tarafında bir tane micro USB girişi var. Bu kapağı kaldırdığımız zaman micro USB yuvasına ulaşıyoruz ve oradan şarj edebiliyoruz. Tasarımdan da birazcık bahsedelim. 36 gramlık bir ağırlığı var. Çok ağır bir kulaklık olduğunu söyleyemem. Öyle kafanıza taktığınız zaman rahatsız edici bir ağırlığı yok. Kafanın bu arkasından geçen kısmı esnek ve alüminyum bir malzemeden yapılmış arkadaşlar. Gayet rahat, öyle kolay kolay da şekli bozulacak gibi durmuyor. Uzun yıllar dayanacakmış gibi gözüküyor. Ancak şunu söyleyeyim, kafaya böyle taktığınız zaman spor falan yaparsanız öyle sanki buradan birazcık kayacakmış gibi hissiyat var. 1200 lira gibi bir para verdik biz bu alete. 1200 lira bir kere çok pahalı bir kulaklık için. Tamam, kesinlikle farklı bir alet. Çok fazla karşımıza çıkmayan bir teknoloji. Biz daha önce bir gözlükte görmüştük bunu. Değer mi değmez mi konusunda tartışmayı biraz açık. Yani en özet tabirle tam bir kulak içi kulaklık performansı beklemek yanlış olur. Bunu belirtmekte fayda var diyelim ve videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte kemik üzerinden sesi ileten Aftershock Titanium'a yakından baktık. Kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa onu hemen açıklama bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz. Ayrıca şurada da bir beğen butonumuz var arkadaşlar. Ona basarak da videomuzu beğenebilirsiniz diyelim. Başka bir web teknoloji videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.